İki takım da Avrupa maçlarından sonra, iki takımın da Avrupa maçlarından sonra oynadığı bir karşılaşmaydı. Biz Başakşehir tabii ki tur atladı, onları tekrar tebrik ediyorum. Biz yorgunluğun üstüne bir de kötü aldığımız kötü sonucun moral bozukluğunu üzerimizden atmaya çalışarak maça çıktık. Evet, maça baktığımız zaman her ne kadar tarafsız sahada oynamışsak da aslında bir iç saha karşılaşmasıydı bu. Ben istatistiklere de baktım. İşte rakip ceza sahasında topla buluşma, şut sayıları vesaire benzerlik gösteren bir müsabaka oldu. Sadece Başakşehir takımı topa bizden daha çok sahip oldu. Bu da bizim bugün için onları karşılamada uyguladığımız stratejinin bir sonucuydu. Çünkü bekleyip toplar kazanıp top onlardayken geçiş şansları kovaladık. Top bizdeyken zaten oyunumuzu oynamaya çalıştık. Dönem dönem biz karşılık verdik. Genel manada baktığınız zaman, pozisyonlara da baktığınız zaman beraberliğin zaten doğal sonuç olarak göründüğü bir karşılaşmaydı. Ligde iki maç oynadık. Avrupa Kupası'nı artık bir tarafa bırakırsak ki bırakmamız lazım. Evet, ikisinde de gol atamadık, gol yemedik. Hepsinde de iki açıdan bakabiliriz. Kaybetmedik, kazanamadık. Biz kazanan takım alışkanlığına tekrar geri dönmek istiyoruz. Evet, ben kesinlikle takımın iskelet kadrosunu kurmaya çalışacağım. Ama burada oyuncuların cevabı çok önemli. Yani evet, bazı oyuncular ısrarla hayır ben 11'de oynamak istemiyorum derse benim de yapacak o zaman bir şeyim kalmaz. Yeni arayışlara yönelmek zorunda kalırım. Ama hiçbir oyuncuma güvenimi kaybetmiş değilim. Şu anda yoğun maç temposunun getirmiş olduğu tam istenilmeyen performanslar olarak alıyorum. Ama rahat fikstüre geçtiğimiz zaman bu sürerse kötüde de istikrar doğru bir şey değil. Geçen sene iyi de bir istikrar vardı ama işler istediğim gibi gitmezse bazı oyuncuların performansları anlamında tabii ki değişikliklere gideceğim. Bu aba altından sopa göstermek değil, bu futbolun doğası. Çünkü bekleyen oyuncular şunu görecek: ya adam iyi oynamıyor, 1-2-3, o zaman ben neden buradayım? Bana niye şans gelmiyor? Mutlaka o da diyecektir. Bu yarışı da canlı tutmam lazım. İnşallah herkes beklenen performansını gösterir ve belki maçtan maça 1-2 oyuncunun değiştiği oturmuş bir takım oluruz diye umuyorum.